Kan bağışı sonuçta hayat kurtarıyor. İnsanlara bu konuda yardımcı olmak tabii ki insanlık görevi, o çok ayrı bir konu ama dediğim gibi hayat yani sonuçta ne olursa olsun hayat. Ya sonuçta bu kan dediğimiz şey vücudumuzda yeniden tekrar üretilebilen bir şey. Yani stoklayınca böyle çok bize faydası olan bir şey de değil ama yani verdiğimiz insanlara büyük ölçüde faydası olabilecek. Yani özellikle böyle iliktir, trombosittir. Bir de ben hani şeyden doğru da veriyorum. Benim kan BRH negatif. Hani ben askerlik yaptığımda 8 kişilik bir taburda yapmıştım. Sadece bende vardı BRH negatif. Yani o yüzden yani verme taraftar. Eğer bir BRH negatif kan arıyorsa çok bulabilme şansı yok. Hayat kurtarıyor. Canlılık veriyor. Yaşamayı devam ettiriyor. Daha ne diyelim? Aslında imkan olsa da kök hücre bağışında bulunabilsek yaşımız geçti. Çok önemli. Yani tabii bütün ameliyatlarda kan gerekebiliyor. Şey yapıyor. Eskiden bizim gençliğimizde falan. Ancak ordudan bulunurdu bu çok şey. Daha doğrusu bulunmazdı başka şekilde. Şimdi tabii başka tanıdığınız sizin yerinize kan verip gerekli gruptan kan alabiliyorsunuz. Yani rahatsız olan insanların kısmi olarak herhangi bir hastalığa yakalandığında ya da ameliyatlara girdiğinde kana ihtiyaç duydukları hakkında bilgim oluyor. Bu da bizim için aynı şekilde önem gösterebilir. Karşısındaki insan da biz olabiliriz ya da hastanede yatan insan biz olabiliriz. Kan bağışı her insana lazım. Hayati bir şey. Ya bugün başkasına yarın sana bana da lazım olduğu için ihtiyaç. Başka yani can kurtarıyor bir yerde. Kan hani bazı kan grupları zor bulunduğu için kan bağışının önemi bayağı yüksek aslında. Lösem hastaları için özellikle de çok gerekli diye biliyorum ben onu. Sadece bu kadar biliyorum. Yani tabii bazı kan gruplarını bulması zor oluyor. İnsanların ameliyatlarında veya bir kaza geçirdiklerinde çok ihtiyaçları oluyor buna. Ve hani ölüm kalım meselesi oluyor. Bu şey o yüzden önemli. Elbette hayat kurtarır. Üstelik kan hücreleri yenilenir kan verenler için. Sağlık açısından çok önemlidir.